Cengiz Han İslam'a davet edilince ne cevap verdi? Orta Asya'da Moğol İmparatorluğunu kuran Cengiz Han'ın Müslümanlığa davete verdiği cevap, Türklerin tarihinin en eski dönemlerinden beri Tanrı inançlarının olduğunun bir ispatıdır. Orta Asya'daki Türk boylarını birleştirerek Büyük Moğol İmparatorluğunu kuran ve dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden biri olarak kabul edilen Cengiz Han'ın inancı hep merak edilmiştir. İslamiyet'in Asya'ya yayılma sürecinde bölgenin en büyük imparatorluğunun başında olan Cengiz Han'ın Müslümanlığı kabul etmesi çok önemliydi. Bu sayede Müslümanlık Asya'da daha hızlı yayılacak ve bölgedeki diğer halklar da İslam'ı kabul edecekti. Cengiz Han'ın Müslümanlığı tanıması ve kabul etmesi için en iyi yolun bir heyet göndererek Cengiz Han'ı İslam'a davet etmek olacaktı. Kalabalık bir heyet yola çıktı ve Cengiz Han'la görüşmek için uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra Cengiz Han'ın otağına vardılar. Gelecek heyeti karşılayan Cengiz Han onlara geliş sebebini sordu. Heyetin başındaki elçi Cengiz Han'a hitaben "Ey Hanlar Hanı Cengiz Han, sizi Müslüman olmaya, İslam'a davet etmek için geldik." Cengiz Han sorar, "Müslümanlık nedir?" Elçi cevap verir, "Müslümanlık, Peygamberimiz Hazreti Muhammed tarafından tüm insanlığa gelen en son hak dindir." Cengiz Han tekrar sorar, "Peygamber dediğiniz nedir?" Elçi, "Peygamber, bütün yerlerin ve göklerin yaratıcısı Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, elçisidir." Cengiz Han, "Olabilir. Ben de burada Tengri'nin temsilcisiyim." Elçi, "Ama size bir kitap indirilmedi, vahiy gelmedi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e Allah tarafından Kur'an-ı Kerim indirildi." Cengiz Han tekrar sormaya devam eder, "Peki kitabınız Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyor? Biraz bahsedin." Elçiler İhlas suresini okurlar, ancak Cengiz Han Arapça okunan sureyi kendi diline çevirmesini tercümanlardan ister. "De ki, O Allah birdir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır. O doğmamıştır ve doğrulmamıştır ve hiçbir şey O'nun dengi değildir." Bunları duyan Cengiz Han önce hafif bir tebessüm eder ve sonra kahkaha atarak şöyle cevap verir, "Siz bunları daha yeni mi öğrendiniz? Bu anlattığınız şeyler bizde yeni değil. Biz binlerce yıldır bunları bilir, ona göre yaşarız zaten. Sizin soyunuz çamurdan, tahtadan, taştan yaptıkları putlara taparken biz bunları biliyorduk. Burada da Tanrı'nın tek temsilcisi benim."